Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Ben şu aralar hiç olmadığım kadar iyiyim arkadaşlar. Yani zaten başlıktan da gördüğünüz üzere arkadaşlar mental sağlığım düzeldi. Yani şu şekilde ben neredeyse 2008'den beri bu problemle uğraşıyordum. Bayağı bir uzun bir süreden beri hastalıklarımla uğraşıyordum arkadaşlar. Benim dün randevum vardı arkadaşlar. 20 Temmuz 2022'de doktorumla randevum vardı. Ona annemle beraber gittim. Ve böyle konuştuk falan ve ilaçlarımın dozunu düşürdü ve azalttı arkadaşlar. Aşırı hoşuma gitti. Hep bu anı falan bekliyordum. Şöyle oldu. Mesela ben önceden Şubat ayı gibi, Şubat 2022 gibi gitmiştim. Ve annemle beraber gitmiştim. Ve biraz da anneme saygısızca ve kaba davranmıştım. Haliyle doktorum da beni hastaneye yatırmıştı. Bununla alakalı da bir video çektim arkadaşlar. Belki koyabilirim. Koymasını öğrenirsem. Neyse ve o hastaneden çıktıktan sonra da o videoyu çekmiştim. Her neyse ve hastaneye yatmıştım. Ondan sonra hastaneden çıktıktan sonra randevu almıştım. Ve ilaçlarımı yükseltmiştim. Yani ben bak şu şekilde söyleyeyim. Ben uzun süreden beri abizol kullanıyorum arkadaşlar. Bende anksiyete var. Daha sonra da hastanede yattığım zaman ben de psikoz tanısı koymuştum. Ama şu an bunlardan eser yok arkadaşlar. Aşırı mutluyum. Uzun bir süreden beri abizol kullandım. Daha sonra Rexapin'le beraber abizol kullanmaya başladım. Mesela Rexapin var arkadaşlar. 10 mg ve aşırı ağır bir ilaç. Arkadaşlar, Rexapin var mesela 10 mg ve aşırı böyle yorgunluk, uyku falan yapıyor. Mesela onu böyle eğer sabah erken kalkmam gerekmiyorsa ve vaktim çoksa o zamanlar kullandım. Zaten doktorum da bu şekilde söyledi. Ve bunun dışında en son gittiğim zaman zaten bu 10 mg'lık Rexapin'i benim 5 mg'a düşürdü. Onu da böyle çok uykumun olmasını istemediğim ama böyle çok uyuyamadığım zamanlar, yani hafif bir uyku çekmek istediğim zamanlar kullanıyorum. Bir de arkadaşlar abizol var. Abizol da böyle benim moralimin düzelmesini falan sağlıyordu. Hala bu ilaçları yazdı. Mesela abizolu falan da düşürdü. Kullanıyorum yani, ihtiyacım olduğunu hissettiğim zaman kullanıyorum arkadaşlar. Abizolu 15 mg'a çıkartmış. Şu şekilde söyledi arkadaşlar. Mesela abizolu ben 10 mg kullanıyordum. Abizolu 15 mg'a çıkarsam da Rexapin kullanmasam mı diye sordu arkadaşlar bana. Ben de süper olur dedim. Ama ne olur ne olmaz diye Rexapin'i de yazdım 5 mg. Çünkü böyle hafif böyle uyuyamadığım zamanlar falan Rexapin 5 mg kullanıyorum. Bir de Rexapin 10 mg var ve ben onu böyle çok hiç böyle uyuyamazsam ve çok böyle ağır bir uyku çekmek istiyorsam, uzun süreden beri uyumadıysam, vaktim çoksa kullanıyorum arkadaşlar. Yani sabah erken kalkmam gerekmiyorsa, çünkü yorgunluk yapıyor. Ve ilaçlarım ya bu şekilde ve aşırı mutluyum. Sizinle paylaşmak istedim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar böyle yani şu anki videom mental sağlığımla alakalı olsun istedim. Bir sonraki videom hakkında yorumlar yazabilirsiniz. Ne tür video istiyorsanız. Ha bir de şu şekilde şeyler oluyor. Hastalık belirtileri şu şekilde. Eğer böyle temizlik falan, böyle temizliğine önem vermiyorsan veya insanları kırıyorsan, sinirliysen, dövüyorsan, kişisel temizliğine önem vermiyorsan ilk olarak, temizlik yapmıyorsan, hayattan zevk almıyorsan, sürekli uyuyup duruyorsan veya çok böyle ayakta duruyorsan, bunlar hastalık belirtileri arkadaşlar. Ya bunlarla ben hasta olduğum için benimkiler bu şekildeydi yani. Ben bu konuda profesyonel değilim arkadaşlar. Sadece kendimden örnek vererek size anlatıyorum. Ve böyle canınız hiçbir şey yapmak istemiyorsa bu da bir hastalık belirtisi. Hem bir de şu şekilde bir şey var. Bizde biraz genetikti. Benim annem de hastaydı. Ve ben annem gibi olacağım diye çok korkuyordum. Çünkü annemin çok fazla ilacı var ve bayağı bir 300 mg falan mesela bir tane ilacının dozu. Onun gibi olacağım diye çok korkuyordum. Ama çok şükür ki bunu da atlattım arkadaşlar. Ve annemde sadece psikolojik rahatsızlık yok maalesef. KOAH hastası ve 55 yaşında KOAH hastası ve kalbinde falan da problem var. Maalesef bu şekilde arkadaşlar. Umarım videomu seversiniz arkadaşlar. Videom bu kadardı. Biraz kısa oldu, farkındayım. Anne gelebilirsin.
Şimdi anne ben bir tane video çekiyorum. Mental sağlığım düzeldi. Yani çok şükür ilaçları bıraktım falan diye. Bir şey söylemek ister misin bebişim? Tabii ki ben en çok sevinenlerdenim. Ne kadar güzel. Ve ehliyet alacağım arkadaşlar. Sağlık raporum da mükemmel çıktı. Evet. Çünkü sen üniversite mezunusun. Ben ön lisans mezunuyum. Hatta benim bu ilk hastalığım çıktığı zaman ben lise sonda okuyordum. Ve böyle hastane yerde yatmıştım lise sonda. Mesela öncesinde okul açılmadan önce yatmıştım. Kendi isteğimle çıkmıştım. Daha sonra bir daha okula gittim ve okulda bir takım hiç canım bir şey istemediği için, yapamadığım için rahatsızlandım arkadaşlar ve teyzem geldi ve yeniden hastaneye yatırıldım ve çıktım. Sonra yeniden hayatıma devam ettim ve en sonunda Şubat ayında yattım. Yani aradan bayağı 3 yıl falan geçmişti arkadaşlar. Şubat ve lise sondayken bayağı bir yıl geçti. Değil mi anne? Evet anneciğim. Bu şekilde arkadaşlar. Peki başka bir şey söylemek ister misin takipçilerime? Bunu küçümsememek lazım. Hastalarınızı herkes küçümsemeyin arkadaşlar. Evet. Ve tabii ki de tedavi olun. İlaçlarınızı düzenli olarak kullanın. Evet doğru. Kız sen ne kadar akıllısın. Canımsın. İleride evet, bir tane eğer içmezseniz ilaçlarınızı bir tane ise ikiye çıkıyor. Çoğalıyor İki, arkadaşlar. Evet, benim gibi mesela. Bir de şu şekilde bir şey var. İlaç kullanmak önemli. Böyle yan etkisini mesela şöyle olacak. Hayat kurtarır. Evet. Mesela şöyle olacak. Böyle yan etkisini görüyorsanız falan hemen doktora başvuracaksınız. Zaten ilacın içindeki kağıtta da yazıyor arkadaşlar. Prospektüste. Bir de reçete var. Ama reçeteyle ilaç alınıyor. Prospektüsünde de ilaçla alakalı bilgiler yazıyor. Bir şey daha demek ister misin? Seni çok seviyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Umarım videomu seversiniz. Like atmayı, abone olmamı, like atmayı, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve arkadaşlarınıza da tavsiye ederseniz sevinirim. Bye bye. Bye bye.